fırsat ayağına geldi. Apsala işte şu kızı. Ya anne saçma sapan konuşma ya. Gazete promosyonu bu ya. Ne fırsatı? Tam gelinim olacak kız. Efendiye temiz. Hem de pek güzel. Anne güzellik önemli değil ya. Hem öyle bizim gibi tophaneli adama çok fazla güzel kız gelmez. Olmaz öyle. Aman be yavrum. Sen de hiçbir şeyci beğenmiyorsun. Ya tamam anne bakarız ya. Hele birlik tatile girsin. Çarşı bir izne ayrılsın. Ondan sonra okey oynadığım arkadaşlarım sırayla bir evlensin. Bana da sıra gelir elbet. Çıkmasayın son çarşambasına kırmızı kar yerkene sıra gelir. Hele kızı bir gezmeye götürsen diyorum. İstanbul'u hiç bilmiyor. Ha, doğru biz çok biliyoruz ya. Kaç defa gittin Kız Kulesi'ne? Hiç. Ya. Anne ben 26 senedir tophaneden çıkmamışım ya. Ben nereye gezdireceğim kızı? Ya gelsin tophaneye götüreyim en kral nargileyi içiririm. Ama o kadar. Altında araba var. Öyle gezdirirsin işte kızı. Ha, babamın arabası ya. Ya güzel kız şimdi Allah'a var bir şey diyemem. Ha, seni gidi seni. Bakar mı bana? Bakar. Niye bakmasın ki? Aslan gibi delikanlısın. Bakar mı? Biliyor musun? Arada bana yardım ederken senden konuşuyoruz. Ne diyor? Ya ne diyor öyle geçerken falan ismimi zikrediyor mu? Vallahi gözlerinin içi tek taş pırlanta gibi pırıldıyor senden söz ederken. Hadi ya. Biraz daha detay geç ya. Anne. Bak şimdi. Kolay gelsin Mestesna anne. Sağ ol ya. Afrika'dan aradılar Bob diye biri. Kıtlık varmış. Eğer varsa dediler Zülfikar'ın tabağından biraz yardım alabilir miyiz dediler. Çok komikliklikli, çok gülüşlüklüklü. Delikanlı bu yemeğin üstünde tatlı diye yerim seni ha haberin olsun. Yersen vezir parmağı var. Yumuduk. Anne müsaadenle ben artık dalıyorum. Aman oğlum yapma siz kardeşsiniz dur. Ya ne kardeş anne ya? Böyle sakat arızalı bir kardeşim olduğunu söylemedin bana. Ben biliyordum ama neyse. Ya bunu Ceylan Hanım gönderdi. Ceylan mı? He Ceylan Hanım ya. Benim yerime alışverişe gidebilir mi dedi. Ceylan. Benim yerime. Alışverişe. Gidebilir mi? Dedi. Benim yerime. Alışverişe. Ya dedi toprağım dedi. Daha fazla uzatma. Gidecek misin yoksa elim mi görmek istiyorsun? Elimi görmek ne demek lan? Ne demek o? Ya aklım karıştı. Dün karşı villanın pahçıvanından poker öğrendim de. Tanısanız siz de o kadar çok seversiniz ki. Neyse. Gidecek misin gitmeyecek misin ya? Ya gideceğiz tabii. Gitmemek ne demek? Sonuçta tophaneliyiz yani. Çılgın Sedat dinliyoruz. Bir bayanın ricasını kırmak olmaz değil mi tamam. Canım? Öğren böyle şeyleri. Deli çocuk. O iri görünümünün altında aslında o kadar iri bir insan yatıyor ki. Yani aynen göründüğü gibi. Benim gibi acılı ve türkücü değil. Çılgın Sedat dinliyor. Neyse canım her şeyin başı sağlık. Mestesna anne ben artık gideyim işlerimin başına ki Ekrem Bey vay be adama bak desin. Beni takdir etsin. Benim maaşımı arttırsın değil mi? Ben kaçtım. Yo şimdi mor bir pelerin olsaydı ne güzel burada kaybolup bahçede oluşurdum. Neyse bunu anlamanı beklemiyorum. Ben yürürüm. Kaçtım. Yürüyerek, yürüyerek. Marş, marş. Çok kolay. Önce toprağı kazdın mı? Kazdım. Etrafını böyle hakkaniyetli bir şekilde tırnak aralarına kaçırtmadan temizledin mi? Temizledim. Sonra fideyi koyuyorsun. Suyuydu, ilacıydı. En sonunda da üstünü toprakla örtüyorsun. Benzetmek gibi olmasın. Gece yanında uyuyan sevgilinin üstünü örter gibi. Nazikçe. Yani içine bir şekilde sevgini katıyorsun Ceylan. Sevgi olmadan olmuyor mu ki ya? Olmaz. Yaşayamaz. Ölür. Bu evrende hiçbir şey sevgisiz yaşayamaz. Sevgisiz ben de yaşayamam. Ölürüm. Ay Kinyas aynı Aliye'deki Aliye ile Doktor Deniz'in aşkı gibi. Onlar da sevgi olmadan asla yaşayamazlar. Ay hastasıyım. Kinyas senin sevgilin var mı? Yok. Hiç sevgilim yok. Sevgisizim. Yani şimdilik. Ama hayat karşıma bir çiçek çıkarırsa ona gereken suyu ve ısıyı veririm. Ay Kinyas ben hastasıyım aşkın sevdanın. Ya ben böyleyim Ceylan ne bileyim. Peki ya sen? Ben ne? Sen ne yaparsın bebiş bakmak dışında?
Ama benim böyle bebeğe bakmak dışında pek bir hayatım yok. İşte dizilerim var, onlarsız asla yapamıyorum. Bir de Avrupa yakasında Gafur var ya. Kinyas, ben Gafur'a aşığım. Gafur mu? Ya o kadar komik değil. Bir de onun gerçek adı Peker Açıkalın. Bizim köyden. Çocukken çok maktap geçirdik ondan. Kinyas, inanmıyorum, sen Gafur'u tanıyor musun? Beraber büyüdük. O sonra aldı yürüdü. Ben onu daha çok lan Peker bir tane çay kap bakayım oradan şeklinde tanırım. Beraber Galatasaray'ın altyapısından futbol oynadık. Futbolcuydu eskiden. İnanmıyorum ki ya, Gafur futbolcu muydu? Yani aslında benim yedeğimdi. Ben daha çok Emre Berezoğlu ile oynardım. Orada orta sahada Emre, aman Kinyas abime bir pas vereyim de onun gözüne gireyim şeklinde takılırdı. Parası da fena değildi. E niye bıraktın o zaman Kinyas? Allah kimseyi zenginlikle terbiyesiz etmesin. Başka da bir şey demiyorum. Oo, hoş geldin hava yastığı. Biz de şimdi senden hiç bahsetmiyorduk. Tam üstüne gelmeseydin keşke. Ya Ceylan, ya Kinyas'ı gördüm aklıma geldi. Hıyar almadım ya, içleri geçmişti, bıraktım ben de. Bu arada aslanım da seni sordu çoban. Cevap vereydin. Verdim zaten. Dedim ki dışarıda kaytarıyor. Ne zaman oldu ki bu? Ya aşağı yukarı bir saat oldu. Vaş! O zaman ben gidip bir bakayım. Siz de bu yumudukla baş başa bırakacağım ama sonra konuşuruz yine. Yine konuşuruz Kinyas. Konuşuruz. Canınızı sıkmadı inşallah. Yok canım, ben hastasıyım. Yalan ya. Neyse ben onu yakında tamir edeceğim zaten. Onun 10.000 bakımı geldi. Ay Zülfikar, hastasıyım sizin kavgalarınızı ne? Ne konuştunuz siz çobanla? Ama ne konuşacağız işte, Asmalı Konak'tan, Aliye'den, aşktan, sevdadan falan konuştuk. Güldürme ya beni. Ya 8 yaşında yürümeyi öğrenmiş adam ne anlar aşktan ya Ceylan? Sen anlar mısın Zülfikar? Ya anlarım tabii de yani delikanlının el verdiği ölçüde. Tabii tek başına da olmuyor. Bu konularda biraz destek görmek lazım birilerinden. Senin kız arkadaşın yok mu? Ha, kız yok. Ya, erkek de yok. Yani herhangi bir partnerim yok. Hayat işte ya. Kimisine kahkaha atıyor, kimisine de bıyık altından gülüyor. Tamam o zaman ben kalkayım. Zaten yapacak işlerim vardı. Dizilerimde tekrarları falan var. Yine laflarız artık ha Zülfikar. Laflarız ha. De nasıl laf diyeceğiz? Bak gördün mü bak, boyun posun devrilsin. Bu adamın boyu posu bence devrilsin. Her şey evleninceye kadar değil mi? Ondan sonra hop başka bir kadının boynuna. Ah hepsi erkek değil mi bunların? Hepsi aynı. Hepsi aynı. Olur mu öyle şey canım? Belki aralarında farklı olanlar vardır değil mi? Merhaba Zülfikar, hoş geldin. Hoş bulduk. Bak. Bak gördün mü? Ya şu kıza bu şey yapılır mı Allah aşkına? Şu kızın yüzündeki masumluğa bak ya. Ne diyordun Zülfikar sen? Aslında ben demiyorum. Yani racon diyor. Sonuçta tophaneli olduğumuz için hani diyor ki bu eve diyor gelip giden bir bayan personel olursa onunla bol bol ilgilen. Hani ona çay getir falan diyor. Ben de çay getirdim. Annem sen bana çay mı yaptın Zülfikar? Anam bak bak ne kadar incesin. Çok teşekkür. Mutfakta. Ben ocağa, daha doğrusu benim değil, Müstesna abla ocağa dolma koymuştun da bana kontrol et demişti. Bak, Müstesna anne çok kızacak şimdi bana. Anne mi? Ben de hazır bulurum. Senin anne diyen dillerini yerim be. Ne oldu? Ne var gene? Oo, sen de mi buradaydın? Hava yastığı. Görmemişim. Gerçi öylesi bir göbekle nasıl becerdim görmemeyi diyeceksin. O da benim başarım herhalde. Şş, ya oğlum sen çıksana bahçeye ya. Gidip çiçeklerine baksana hadi. Bir şey konuşuyoruz. Sen de mi çiçeklerle konuşuyorsun? Ben aslında Ceylan Hanım'a baktıydım ya. Tamam baktın işte. Ceylan Hanım yok canım. Hadi kaybol. Hadi canım hadi. Yapma ya. Aslı Hanım Ceylan Hanım'a bu çöpleri atsın dediği de mi? Hadi ya. Tamam Mer, ben dökerim. Hadi sen kaybol. Hadi git ben yaparım. Yalnız bir de alışverişe çıkması gerekiyor. Hani listede burada. Tamam, ver onu da. Tophaneliyiz herhalde. Bir kadına bu kadar ağır iş yaptırmayız. Tamam, hadi. Öyle mi? Annenin bu evde hizmetçi olduğunu ne kadar çabuk unuttun yumuduk. Sana ne lan? Sanki senin anan Beşiktaş başkanı. Yıkıl gele. Atarım çöplerle ha. Geçireceğiz çocuğu. Haydi kolay gele. Çöplerle akacakmış yere. Sen önce işine bak da. Ondan sonra konuşursun. Ay kusura bakma Zülfü. Zülfikar nerede Kinyas?
Kusura bakmaya gitti herhalde. Ne diyeceğiz o zaman? Ya bırak manyağı ya. Senin hakkında ne kadar sıkıcı bir kız. Bıdı 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 susmuyor falan dedi ya. Benim için mi dedi? Ya dedikodu yapmak bana yakışmaz ama senin şahsına konuştu. Tabii ben elimden geldiği kadar savundum. Türkçem yettiği kadar. Tükürüğümün son köpürcüğüne kadar savundum seni ya. Yok efendim, hep sen ona kendi işlerini yaptırıyormuşsun. O senin yüzünden kendi işlerini yapamıyormuş falan filan. Ivır kıvır zıvır işte. Yorma kendini, yorma, ben anladım. Bu Zülfikar gene arıza yaptı herhalde. Yahu hep dedikodu, hep dedikodu. Ondan sonra Kinyas abi beni bu yalandan kurtar. Kinyas abi beni bu kumardan kurtar. Ya Kinyas sana ne yapsın? Benim etim ne, budum ne ya? Aynı hırsız polis dizisindeki Mavi gibi. Hani var ya böyle kıvırcık saçlı. Bak gördün mü Kinyas? Bak, bak, bak gördün mü? Nasıl davranıyor kadınlara? Püh, ellerin kırılsın ya. Sorma. Ya aslında televizyon muhabbeti öldürüyor Ceylan Hanım. Yani belki bir gün sen de çıkabilirsin bu televizyona. İster misin? Ne diyorsun Kinyas? Tabii ki isterim. Çok güzel olur. Ya benim birkaç bahçıvan arkadaş var. Onlara bir haber uçururuz. Belki yapabilecekleri bir şeyler vardır ha? Bahçıvan arkadaşların benim televizyon kariyerime ne gibi bir katkısı olabilir Kinyas? Ya bu Sinan Çetin'in evinin bahçesi yok mu? Var mı? Var. Hem de ben diyeyim 150 dönüm. Sen de? 350 dönüm. Bravo. Ciddi misin? Ciddiyim. Şaka yok değil mi? Şaka yok. İnanacağım buna. İnan. Dalga falan geçmiyoruz. Yok yok. Yemeğe çıkar mısın? Hayır tabii ki Kinyas. Peki. Sen şimdi cidden bu Aliye'nin Doktor Deniz'in Necat içleri tanıyor musun Kinyas? Yani ne yalan söyleyeyim, eskisi kadar samimi değilim. Gece hayatı bana ters. Ay Kinyas, beni tanıştırır mısın? Öyle bir şeye ben müsaade etmem bir kere. Ayrıca dizilerde gördüğünüz gibi değil Ceylan Hanım. Çoğu fotomontaj zaten. Dizide gördüğüm gibi değil mi yani Kinyas? Ya doktor mu bu Necat Hiçler? Ya olur mu doktor, aktör? Bak bitti gitti işte, kendi kendine çürüdü. Kimsenin çürütmesine gerek kalmadı. Ya ben diyorum gece hayatı bitirir Ceylan Hanım. Ama yok, illa sütten ağzı yanacak küçük beyin. Ben onu bunu bilmem vallahi. Aliye'siz hayat geçmez Kinyas. Eh geldi. Eşeği saldım çayıra, hoplaya karnın doyura. Gördüğün düşü hayıra, yorağının da denene. Yardıma ihtiyacın var mı yumuduk? Benle muhatap olmazsan güzel bir yardımda bulunmuş olursun Kinyas efendi. Ceylan Hanım, bütün istediklerinizi teker teker dolaşıp hepsini aldım, temin ettim efendim. Zülfikar? Efendim, ne münasebet, teşekküre falan gerek yok. Zaten bizim mizacı ters öyle, bayandan teşekkür falan. İçimden geldi yaptım yani, kurcalamayalım. Ben senden benim için bir şey almanı istemedim ki Zülfikar. Nasıl ya? Ama Kinyas bana ikide bir Ceylan Hanım'a şu lazım bu lazım diye beni her yere yolladı. Rejim hapları alıyor Ceylan Hanım. Açlıktan kayış gitmiş toprağımda. Aslında süper bir insandır. Ya ne oldu Tophaneli? Ne oldu? Ceylan Hanım, sizin bildiğiniz yöresel güzel birkaç küfür var mı, yoksa ben benimkilerden mi söyleyeyim? Seninkilerden kullan. Hop hop. Bayanın yanında böyle küfür müfür ayıp oluyor ama ya. Bak yaşını başını göbeğini almış adamsın. Artık duruma baktın. Daha oturaklı, daha hakkaniyetli lütfen. Zaten küresel ısınma sinirlerimi hırpalıyor. Ben seni güzel ısıtacağım böyle, görürsün sen. Bayanın yanında. Neyse sen Ceylan Hanım'a dua et. Ben seni güzel yapacağım sonra. Aklın varsa ama kaçarsın sen. Bugün bir yok ol ortalıktan. Ceylan Hanım, ben de o zaman bakkala, markete geri döneyim. Bu aldıklarımı geri vereyim. Maaşı kurtarayım, geri alayım bakkala. Git git, biz buradayız. Bekliyoruz. Ceylan Hanım'la aşk dizileri üzerinde konuşacağız da. Hastasıyım aşk dizileri vallahi. Recep